Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 600 gündür hukuksuzca cezaevinde tutulan Hatay Milletvekili Can Atalay'a Anayasa Mahkemesi'nin bugün verdiği ikinci karar sonrasında bir an önce özgürlük çağrısıyla sözlerime başlıyorum. Değerli milletvekilleri, TİKA doğru kullanıldığı, kaynakları tek partinin ideolojik saplantılarına göre değil, Türkiye'nin kurucu değerleri ve çıkarlarına uygun kullanıldığı takdirde faydalı bir kurumdur. Ancak AK Parti döneminde etkin ve verimli olabildiğine yönelik ciddi şüphemiz var. Yumuşak güç olsun, Türkiye'nin etkisini, itibarını dünyada arttırsın diye kuruldu TİKA. 61 ülkede TİKA ofisi var. 170 ülkede 30 bin proje yürütülmüş. 2022 itibariyle 8 milyar dolar kalkınma yardımı yapmış durumdayız. Asla küçümsemiyoruz, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ama ortada bir sorun var. Bu ülkede insanlar her gün ekmek kuyruğunda, iş aş kuyruğundayken bu milletin vergileriyle 170 ülkeye 8 milyar dolar gönderiyorsanız bu ofislerle, yardımlarla itibarımız, etkimiz ne kadar arttı, ulusal çıkarlarımıza ne hizmet edildi bunu yanıtlamanız gerekir. TİKA diyoruz, Türk dayanışması diyoruz, kulağa güzel geliyor ama gerçek öyle değil. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi yapıldı geçen ay Astana'da, sloganı Türk Devri. Güzel ama ne oldu orada? Kıbrıs Türk'ünün tek devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok sayıldı. Ev sahibi Kazakistan, ben istemiyorum diye gözlemci üye KKTC'yi çağırmadı. İşte fotoğrafı değerli arkadaşlar. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderler, hatta gözlemci Macaristan ve Orban orada. Ama isminde Türk olan KKTC yok. Cumhurbaşkanı Tatar yok. Niye yok? Kıbrıs Türk'üne bu ağır hakarete niye sesiniz çıkmıyor? Hadi onlar Rumlardan, Ruslardan korkuyor. Siz kimden korkuyorsunuz? KKTC yoksa ben burada yokum demek çok mu zor? Kazakistan'da TİKA ofisimiz var. Soruyoruz, ofis açtığınız 61, yardım götürdüğünüz 170 ülkeden kaçına KKTC'yi tanıtabildiniz? Hiçbirine. Ülkemizi soykırım yapmakla itham eden 33 ülke var. Bunlardan Libya ve Lübnan'da TİKA projelerimiz var. Bu yalanı, bu iftirayı sildirebildiniz mi? Hayır, yok. Doğu Akdeniz Enerji Koridoru, Hindistan Avrupa Ekonomik Koridoru, hepsinden dışlandık. Peki ofis açtığınız Ürdün'e, Filistin'e, Türkiye yoksa biz de yokuz dedirtebildiniz mi? Hayır, ne mümkün. Gazze'de katliam yapan İsrail'e karşı hangi ortak yaptırım kararı çıkarabildiniz, işbirliği yaptığınız bu 170 ülkeden? Yine yanıtı koca bir sıfır. Tüm bunlara fiyasko denmez de ne denir? Türkiye'nin itibarı, ulusal çıkarı korunmuyorsa bu kadar para kime, hangi amaçla gönderilmektedir? Gelip gidip bize Afrika açılımını anlatıyorsunuz. İşte Somali. Askerimizle koruyoruz. Hatta Somali'nin IMF'ye 3,5 milyon dolar borcunu bile bu AK Parti vergilerimizden bize ödetti. TİKA'nın da yardımları var. Bakın, dondurma üretim fabrikası kurmuş, Sera kurmuş. Hepsi iyi güzel. Peki biz günlerdir neyi konuşuyoruz arkadaşlarım? Motokurye arkadaşımız Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunu konuşuyoruz. Birileri devreye girdi ve gözaltına dahi alınmadan karakoldan bırakıldı Bay Muhammed. Ama ne o ne Cumhurbaşkanı olan babası ya Türkiye'nin yaptıklarına karşı bizim yaptığımız insanlığa sığmaz demedi. Soluğu havaalanında aldı, ülkesine kaçtı. Peki arkadaşlarım, nedir, nerede sizin etkiniz, itibarınız? Yunus Emre kardeşimizin giden canının hesabını bile soramadıktan sonra neye yarar onca ofis, onca proje, onca yatırım? Değerli milletvekilleri, son olarak yurt dışında yaşayan 6 milyon kardeşimiz bu bütçede yok sayılmış. Lafa gelince gurbetçiler ülke ekonomimize 7 milyar dolar katkı sağladı dersiniz ama hadi gel sorunlarını çözelim dediğimizde ortada yoksunuz. Son seçimde tam 35 vaat sıraladınız. Üstüne kaç torba yasa getirdiniz? Avrupalı Türklerin sorunlarını çözecek tek bir madde koymadınız. Dünyadaki başarılarıyla göğsümüzü kabartan yurt dışındaki vatandaşlarımız adına size bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gelin Türkiye'ye getirdikleri arabalarıyla, telefonlarıyla ilgili çektikleri eziyete son verelim. Kısıtlamalar artık kalksın. Arabalar 5 yıl, telefonlar süresiz kalabilsin. Yurt dışı borçlanmasıyla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkını tanıyalım. Onlar yabancımız değil, bizim ailemiz, komşumuz, hemşerimiz. Gelin yurt dışındaki Türkleri yok saymayalım, üvey evlat saymayalım, haklarını...
Merhaba.